Asıl mükemmellik odur ki, dostlardan ziyade düşmanlar tasdik edecek. Düşman bile onun güzelliği karşısında secde edecek. İşte Kur'an bu yönden de emsalsizdir. Zira Kur'an'ın düşmanları dahi Kur'an'ın ifadelerindeki güzelliğe hayran olmuşlardır. Hatta Kureyş'in reislerinden alim bir zat, müşrikler tarafından Kur'an'ı dinlemek için gönderilmiş. O da gitmiş ve dinlemiş. Ve döndüğünde demiş ki, şu kelamın öyle bir tatlılığı var ki, insan sözüne benzemez. Ben şairleri, kâhinleri biliyorum. Bu onların sözlerine hiç benzemez. Olsa olsa, bize tabi olanları kandırmak için buna sihir demeliyiz. Yine bir edip, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ayetini işitince secdeye kapandı. Ona soruldu, sen Müslüman mı oldun? O cevaben dedi ki, hayır, ben bu ayetin belagatına secde ettim. İslam tarihini anlatan kitapların sayfaları, Kur'an'ı kabul etmediği halde, onun üstünlüğünü ve mükemmelliğini inkar edemeyen ve karşısında secdeye kapanan ediplerin şahadetleriyle doludur. İşte Kur'an-ı Kerim'in en inatçı düşmanlarının bile ifadesine hayran olması ispat eder ki, Kur'an Allah'ın kelamıdır.